Herkese selamlar. Galatasaray haberlerimizin yeni bölümüyle birlikteyiz. Haberlerimize geçmeden önce lütfen videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Erken seçim öncesinde yeni sezonu planlayan Sarı Kırmızıların flash bir anlaşma yaptığı ortaya çıktı. Sportif danışman Kampos'un Lille'de kontratı bitecek olan Burak Yılmaz'a yıllık 850 bin avro artı maç başı prim üzerinden mutabakat sağladığı öğrenildi. Beşiktaş ve adına Demir'in de gündemindeki golcü oyuncunun transferinde son kararı ise yine Galatasaray'ın yeni yönetimi verecek şekline bir haber paylaşmış gazete. Fener'den Abu Bakar yoklaması golcü transferinde kolları sıvayan Fenerbahçe'nin radarına Beşiktaş'ın eski yıldızı Abu Bakar takıldı. El Nasır'la yollarını ayırmaya hazırlanan Kamerunlu Santrafor için girişimler başladı demiş gazete. Bir diğer gazetede yine dostluk kazandı başlığı var. Akşam spor sayfasında e, yine bu maça ilişkin detaylar paylaşılmış. Galatasaray ile Dinamo Kiev Nef adında barış için karşı karşıya geldi. Ukrayna bayrakları yine tribünleri süsledi. Ukraynalı taraftarlar da karşılaşmaya ilgi gösterdiler. Dinamo Kievli futbolcular karşılaşma öncesinde seremoniye Ukrayna bayrağıyla çıktı. Maç başlamadan iki takım oyuncuları da Ukrayna'da yaşananlar ve hayatını kaybedenler için saygı duruşunda bulundu. Ee, yine o saygı duruşu sırasında göz gözyaşlarını tutamadı şeklinde e, kadın taraftarların fotoğrafları e, paylaşılmış gerçekten anlamı e, çok büyük bir e, maçtı aynı şekilde e, Fenerbahçe'nde şartlarda on e, salı günü e, böyle bir e, dostluk karşılaşması e, yapacağını söyleyelim e, Tabii ki e, umuyoruz ki diliyoruz ki bir an önce e, savaş biter ve hakların kardeşliği değerlidir Önemli olan. Barıştır diyelim her zaman, her platformda zaten savaşa hayır şeklinde sözlerimizi dile getiriyoruz, umuyoruz. Bir an önce çözümlenir bu süreçte artık sadece futbol, spor konuşuruz tabii kendi adımıza. TRT Spor ekranlarındaki Galatasaray gelişmeleri buraya kadardı. Biraz da gazetelere bakalım. Galatasaray'da Burak Yılmaz iddiası. Galatasaray'dan flash transfer hamlesi. Sarı Kırmızıların Başkan Burak Elmas'ın ibrahsızlık ve erken seçimle sonuçlanan son genel kurul öncesinde Burak Yılmaz'la prensip anlaşmasının ardı ortaya çıktı. Elmas'ın danışmanı olarak görev yapan Luis Campos'un 36 yaşındaki santraforu yıllık 850 bin euro garanti para artı maç başı primler karşılığında ikna ettiği öğrenildi. Yeni sezonun transfer planlaması çerçevesinde gerçekleşen anlaşma Galatasaray'da seçim kararı alınınca şimdilik rafa kalkmış durumda. Fransız kulübü Lille'deki sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan ve bonservis sorunu bulunmayan Burak Yılmaz hakkındaki son kararı Galatasaray'ın 30 Nisan'da seçilecek yeni yönetim kurulu verecek. Tecrübeli futbolcunun gözde doğal olarak sarı-kırmızılarda gerçekleşecek erken seçime çevrilmiş durumda. Ancak Burak Yılmaz'ın peşindeki tek kulüp Galatasaray değil. Beşiktaş ve Adana Demirspor da Burak'la ciddi şekilde ilgileniyor milli takım kariyeri nokta koyan ve futbolu Türkiye'de bırakmak isteyen Burak Yılmaz'ın gündemdeki diğer teklifleri değerlendirmeye aldığı gelen haberler arasında. Galatasaray'da yeni yönetimin deneyimli yıldız hakkında takınacağı tavır şimdiden merak konusu haline geldi. Bildiğimiz gibi gelecek sezon yabancı sınırı daha da daralacak. O yüzden ligdeki takımlar Türk futbolculara yönelmiş durumda. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir dostlar? Burak Yılmaz'ı Galatasaray'da görmek ister misiniz? Kurtarıcı diye geldi. Torrent terimi arattı. Galatasaray'da kurtarıcı olarak teknik direktörlük görevine getiren Dominik Torrent oynattığı oyunla beklentinin altına kalırken birçok istatistikte de Fatih Terim'i arattı. Terim görevde kaldı 20. hafta sonunda Sarı Kırmızılar puan cetvelinde 12. sırada yer alıyordu. Bu süre zarfında 24 gol yiyen ve 24 gol atan Galatasaray'ın avarajı sıfırdı İspanyol teknik adamın gelmesiyle üst üste 5 haftadan galibiyet çıkaramayan Aslan şu an puan cetvelinde 14. sırada yer alıyor. Torrent'in yönetiminde 12'lik maçı oynayan Sarı Kırmızılar 21 puan topladı. 18 gol atıp kalesinde 23 gördü. Averajı eksi 5'e geriledi. Geriye kalan haftalarda kalede 3 gol daha görürse Galatasaray süperlik tarihinin en çok gol yediği sezonu yaşamış olacak. Antalya Spor'dan da Galatasaray için Nuri Şahin açıklaması. Ersun Yanal ile yolların ayrılmasının ardından geçtiğimiz Ekim ayında oyuncusu olduğu Antalya Spor'un başına teknik direktör olarak geçen Nuri Şahin'in başarısı gündemin ilk sırasına yerleşti. Üst sıralara taşıdığı Akdeniz ekibinde 5 maçlık galibiyet serisi yakalayıp son 10 maçında kaybetmeyen 33 yaşındaki Şahin bir anda dev kulüpleri de peşine taktı. Galatasaray'da başkan Ali Metin Öztürk'ün seçim vaatlerinden biri haline gelen Şahin'in kulüpteki durumunu Antalya Spor Başkanı Aziz Çetin ile konuşuldu. Nuri Şahin'e çok güvendiğini belirten Başkan Çetin, "Biz kendisine bilgi ve birikimine, işine olan saygısına, futbol anlayışına ve vizyonuna güveniyoruz." Türk futbolunda artık yeni yüzlere, yeni anlayışlara, genç jenerasyona ihtiyaç var. Gittiğimiz yılın doğru olduğunu görüyoruz. Hocamız A takımın ve U19'dan en alt yaş grubuna kadar tüm takımlarımızın da başında Nuri ile 5 yıllık sözleşmemiz var. Hiçbir yere gitmiyor. Hocamızla projelerimiz var ve bunları gerçekleştirmek istiyoruz ifadesini kullandı. Metin Öztürk de başkan seçildiği takdirde Nuri Şahin'i getirecek. Birçok Galatasaray taraftarı da takımın başında Nuri Şahin'i görmek istiyor. Peki bu konuda sizin fikriniz nedir? Nurüşşan'ın gelmesini ister misiniz? Başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu açıkladı. Planlarımız arasında Dominik Torrent yok. Galatasaray'ın kulüp başkan adayı Eşref Hamamcıoğlu seçilmeleri halinde Dominik Torrent ile çalışmayacaklarını duyurdu. İşte Eşref Hamamcıoğlu'nun yazılı açıklaması. Sayın Torrent'in vereceği yıl sonu raporu ve sözleşme koşulları ilgili arkadaşlarımız tarafından incelenerek yönetim kuruluna sunulacaktır. Torrent'in ligin son maçına kadar elinden geldiğince işini yapar tutmak önemli. Zira TFF lig maçlarında galibiyet başına 2.7 milyon TL prim ediyor. Ama biz geldikten sonra Torrent'te devam etmeyeceğiz. Şimdiden açık açık belirtiyorum. Açıklamasını yaptı. Beknaz Almazbekov da maç sonu açıkladı. Snyder'ı örnek alıyorum. Galatasaray'da genç oyuncu Beknaz, Dinamo ve mahalif oldukları dostluk maçının ardından konuştu. Genç oyuncu yaptığı açıklamada, Üzerimde emeği olan aileme ve hocalarıma teşekkür ederim. Bana böyle bir maçta şans verdiler. Tabii ki de maça girdiğimde heyecanlandım ama sonradan o heyecanım geçti. İyi oynadık ve görevimizi yerine getirdik. Hocamız bizi nerede görmek isterse orada oynarız. Snyder stilini beğendim biri. Onu çok beğeniyorum ve seviyorum. Daha önce de çok izledim diyerek sözlerini noktaladı. Hakan Karaahmet'ten de Alexis Perez için açıklama Süper Lig takımı Giresun Spor Başkanı Hakan Karahmet Galatasaray gündemindeki Alexis Perez hakkında konuştu. Radyo Spor'a konuşan Hakan Karahmet Galatasaray'da kongre süreci olduğu için net bir şey söylemek mümkün değil. Alexis Perez birçok takım tarafından takip ediliyor. Perez'in sürecinde olanları göreceğiz. Resmi bir şey olmadan konuşmamak lazım. Perez'in önünde daha 6 hafta var. Bu maçlarda daha iyi oynaması lazım. Perez'i illa satacağız diye bir şeyimiz de yok. Perez çok kolay bulunmayan oyunculardan bir tanesi. Kim almak istiyorsa teklif yapar ve gerekli cevabı veririz açıklamasını yaptı. Embaye de yeniden Florya'da. Galatasaray'da uzun süreli sakatlığın sonrası sözleşmesi geçici olarak bu sezon için feshedilen Senegal'e futbolcu Jackne yeniden Florya'ya dönerek antrenmanlara başladı. Cagne Florya'ya dönüşünü sosyal medya hesabından duyurdu. Sarım videomuz buraya kadardı. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.